Kıymetli dostlar, geçen hafta masonluğu ve onun tarihçisini anlatmıştım sizlere. Şayet bu videodan sonra masonları tanımak isterseniz diye o videomuzun linkini açıklama kısmına iliştiriyorum. Ona da bir göz atarsınız. Ve o videomuzda söz verdiğim üzere bu haftada Atatürk'ün mason olup olmadığını konuşacağız. Tabii ki belgeler ve deliller ışığında. Atatürk mason muydu? Efendim bu tartışmalı bir mevzu. Kimi kaynaklar mason olduğunu ileri sürerken kimi kaynaklar da mason olmadığı görüşündedir. Türkiye masonların üstadı azamı Remzi Samver 2010 yılında Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında Atatürk'ün mason olup olmadığı yönündeki soru üzerine şu cevabı vermişti. Gerçekten bilmiyoruz. Birisinin mason olduğunu söyleyebilmek için ya bir locanın kayıt defterinde ismi olması lazım ya da localar toplantılarının sonunda bir özet yazılır. Bizim elimizdeki belgelerde Atatürk'e dair böyle bir belge yok. Ama Avrupa'daki bazı mason tarihçileri mason listeleri yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu masonlara dahil ederler. Ama böyle bir belge yok. Olmadıkça da bilmiyoruz demek zorundayız. İsterseniz önce Atatürk'ün mason olmadığını söyleyen kaynaklara göz atalım. Atatürk'e yapılan masonluk tekliflerinden ilki 1924 yılında Hayim Naum tarafından yapılmış. Ancak Navum Efendi yaptığı tekliften bir netice alamamıştır. Bundan yaklaşık bir yıl sonra 1925 yılında Türkiye Masonları Yüksek Şurası yaptığı olağanüstü bir toplantıda Atatürk'e masonluk teklif edilmesini hem de 33. derece verilmesini kararlaştırmış ve bu kararla Doktor Fikret'i saraya göndermişse de aldıkları cevap şu olmuştur: Böyle bir teklifi duymamış olayım. Şimdilik kalsın. Evvela kendinizi ne olduğunuzu gösteriniz millete kendinizi sevdirmeye gayret ediniz. Gereğini sonra düşünürüz. Atatürk döneminin Van Milletvekili İbrahim Arvas Tarihi Hakikatler adlı eserinde Mason Lojası kapatılacağında Atatürk ile görüşmeye gelen masonlara Atatürk'ün ben sizin gibi bir çifıt Yahudiye yani hilekar, düzenbaz Yahudiye uşak mı olacağım? Hadi defolun buradan dediğini nakleder. Bu naklin biraz abartılı olduğunu, sonradan eklenen hamasi nutuk içerdiğini düşünüyorum. Zira ABD mason üstadlarından Mr. Coulson, ABD Büyükelçimize söylediğine göre Atatürk'ün partisinde 60 milletvekili, hükümetinde de 3 tane mason bakan vardır. Bu mason bakanların ve en yetkili diğer kişilerin isimlerini videomuzun sonunda vereceğim. Madem masonlar Yahudi'ye uşaksa, tırnak içinde bu Yahudi uşaklarını Atatürk neden milletvekili ve bakan yapmıştır? Yukarıdaki Atatürk'e ait gösterilen cümleyi aktarmakla birlikte bu kaynağa temkinli yaklaşmak lazım gibi geliyor. Atatürk'ün mason karşıtlığına dair bir başka kaynak Yeni Gün dergisinin 1938 yılında çıkan 303. sayısıdır. Dergide Atatürk'ün masonlara masonluktan dolayı ben bu cemiyete girmem. Ben başkalarının yaptığı prensiplere değil, ancak kendi prensiplerime uyarım dediği nakledilir. Çünkü masonluk dışarıdaki büyük localara ve katı kurallara bağlıdır ve Atatürk bu durumu kendi karakteriyle bağdaştıramaz. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan ve 28 Temmuz 1932 tarihinde Yeshua el Elnekava adlı bir mason tarafından Atatürk'e yazılan mektupta Elnekava Atatürk'ü masonluğa davet ettiğini görmekteyiz. Atatürk tarafından bir teşekkür yazısı yazılmış ancak teklifi kabul edip etmediğine dair bir belge arşide bulunamamıştır. Yani demek oluyor ki 1932 yılı özelinde konuşursak Atatürk hala mason değildir. Aynı şekilde Türkiye'deki masonlar da Atatürk'ü maşrık-ı azam yani masonların büyük üstadı yapmak istemişler ancak Atatürk bunu kabul etmemiştir. Atatürk'ün mason karşıtı olduğunu söyleyenlerin önemli bir delili de Atatürk'ün mason derneklerini kapatması olarak gösterilir. Ancak durum zannedildiği gibi değildir. Hakikaten de masonların resmi derneği Türk Yükselme Cemiyeti 14 Ekim 1935'te Atatürk'ün isteği üzerine mallarını halk evlerine devrederek faaliyetlerine son vermiştir. Artık legallikten çıkan Türkiye Büyük Şurası kendi deyimiyle uykuya yatmıştır. Yani ortalıktan kaybolma, sessizlik içinde devam etme. Peki Atatürk'ün Mason Derneği'ni kapatması masonluğa karşı olmasından değil mi? Hayır efendim değil. Çünkü masonluğun kapatılma sebebi masonluğun halkçılık prensibine aykırı olmasındandır. Halkçılık halka yakın olma yahut halkı eşit kabul etme değil her türlü halk kuruluşunu tek elden, tek yönetimden kurmak ve yönetmektir. CHP yahut halk evleri varken diğer kuruluşlara gerek olmadığı kanaatidir. Bu mantıktan hareketle sadece masonluk kapatılmadı. Türk ocakları da kapatılmıştı. Atatürk yaptığı bir konuşmada yukarıda söylediğimiz gerekçeyi Türk ocakları için de kullanmıştı. Sadece Türk ocakları da değil, Muallimler Cemiyeti, Kadınlar Birliği gibi diğer cemiyetler de kapatılmıştı. Bu kapatma kararları 1935 yılındaki CHP kongresinde alınmıştı. Mason hocasının kapatılmasından kısa bir süre önce Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt'u yanına çağırtmış, ona masonlar hakkında bir kitap vererek incelemesini ve meclis küsüsünden masonlara hücum eden bir konuşma yapmasını istemişti. Mahmut Esat da hazırlanmış ve şöyle bir konuşma yapmıştı. Biz atalarımızın mensup olduğu tarikatları kapattık. Masonluk da kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Onu da kapatmamız gerekir. Mahmut Esat Bozkurt yazdığı yazılarda dünyadaki bütün ırkları kardeş sayan masonluğun milliyetçilik fikrine de aykırı olduğunu işliyordu. Toplum, Meclis ve Masonlar hazırlandıktan sonra Masonların üstadı Mim Kemal Öke Çankaya'ya çağrıldı ve derneğin amaçları soruldu. Mim Kemal'in derneğin amaçlarını açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı amaçları taşıdığı belirtildi ve aynı amacı taşıyan iki kuruluşun gereksiz olduğu belirtilerek derneğin kapatılması gerektiği söylendi. Hazırlanan tutanak imzalandı ve Masonluk resmi olarak kapatıldı. Türk Yükselme Cemiyeti adındaki Türkiye Mason Locası'nın kapatılması hususunda kendisi de mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, masonluğun hedeflediği sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir müddetten beri halk evleri ve halk odaları tarafından yapılmakta olduğu göz önünde tutularak masonluğun artık faaliyetinin terk etmesi lazım geldiğine partice karar verilmiş olduğunu açıklamıştı. Yani masonluğun kapatılma nedeni karşıt olmak değil, gerek olmadığını düşünmekti. Nitekim masonlar bu olaydan önce Mustafa Kemal Paşa'nın masonluğa karşı hiçbir olumsuz tutumu ya da tavrının olmadığını, bu konuda daha önce hiçbir söz söylemediğini, hiçbir şey yazılmadığını ifade ediyorlar. Ancak mason hocaları kapatılma olayının Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine gerçekleştirilmiş olduğuna dair çıkarılan söylentilere de anlam verememişlerdir. Ali Kuzu'nun Atatürk'ü kimler öldürdü? Ferit Kılıç'ın Atatürk mason muydu eserlerine bakarsak bu karar sonrasında Rusya'nın desteklediği masonlar Atatürk'ün ölüm emrini vermiş ve onu zehirlemeye başlamışlardır. Bu eserlere göre Atatürk masonların suikastiyle öldürülmüştür. Şimdi de gelelim Atatürk masondu diyenlerin belgelerine. Bilal Şimşir'in İngiliz belgelerinde Atatürk eserin 3. cildinde geçtiğine göre İstanbul'daki General Harrington'ın İngiliz Savunma Bakanlığı'na Mustafa Kemal Paşa hakkında bilgi vermek amacıyla çektiği telgrafta Atatürk'ün İtalyan locasına kaydı olarak mason olduğunu yazmaktadır. Aynı bilgi İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold'un İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği yazıda da bulunmaktadır. Atatürk'ün uşağı Cemal Grandi hatıratında İngiliz belgelerini doğrulayarak Atatürk'ün bir konuşmasında bir ara mason olduğunu ancak bir daha locaya gitmediğini nakletmektedir. Anlaşılan Atatürk de bir vakit mason olmuştu. Atatürk'ün meşhur biyografilerinden birini yazan Andrew Mango, 1900'lerin başında Selanik'teyken Atatürk'ün mason olduğunu kaydediyor. Onu masonluğa kendisi de bir mason olan ve bu tarihte Selanik'te tanıştığı Tevfik Rüştü Aras sokmuş olabilir. Mustafa Kemal Paşa'nın bir diğer biyografisi olan Bozkurt'u yazan Armstrong da Paşa'nın Vedat hocasına kaydolduğunu yazar. Bütün bunlara rağmen Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği bütün meşhur masonları Kıvanç'la web sayfalarında yayımlarken şayet Atatürk mason olmuş olsaydı onu da yayımlarlardı diye aklımdan da geçmiyor değil. Ama şu da aklımdan geçiyor ki Atatürk madem masonluğa karşıydı etrafındaki bütün yetki verdiği kişiler neden masondu? Masonlar Cumhuriyet'in ilk 10 yılında Türkiye'de hiçbir baskıyla karşılaşmamış, her türlü faaliyetlerini büyük bir serbestiyet içerisinde icra etmişlerdir. Yahut masonluğun kapatılması haddi zatında masonlar için çok büyük şeyler değiştirmemiştir. Türkiye'deki masonluğun kapatılmasına dair Almanya'da çıkan bir gazetedeki yorumda Türkiye'de Yahudiler ve farmasonların tesir ve nüfusları hala fevkalade büyüktür ifadesi yer almaktadır. Deniz Güner'in Sansür ve İktidar adlı eserinde 1930'lu yıllarda Yahudi ve Mason aleyhinde yayın yapmanın yasaklandığı yazmaktadır. Mesela Cevat Rıfat Atilhan'ın Dünya Tarihinde Yahudilik ve Masonluk adlı eser yasaklanıyor. Ayrıca Atatürk mason düşmanı olsaydı 1923 ve 1932 yıllarında dünya masonlarının Türkiye'de toplanmalarına müsaade etmezdi. Atatürk dönemi iktidarındaki en önemli kişilerin mason olduğunu görmekteyiz. Kimler mi? Şükrü Kaya, Maliye Bakanı Hasan Saka, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştaraz, Milliyetin Bakanları Reşit Galip ve Hasan Ali Yücel, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Bayındırlık Bakanı Hilmi Uran, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Atatürk'ün Genel Sekreteri Cevat Abbas, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi, Atatürk'ün yakın arkadaşları Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele. 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Büyükelçi ve Milletvekili Memduh Şevket Esandal ve sayamadığım diğerleri. O zaman şimdi nasıl ve neye karar vereceğiz? Atatürk'ün mason olup olmadığı kati surette karar verebileceğimiz bir husus değil. Görüldüğü kadarıyla Atatürk gençliğinde mason olmuştu. Ama anlaşılan daha sonrasında locaya devam etmedi. Tıpkı gençliğinde iddiaçı olması ama sonrasında iddiaçılığı bırakması gibi. Atatürk'ün mason hocalarını kapatması masonlara düşman olmasından kaynaklanmıyor. Yukarıda görüldüğü üzere Atatürk'ün en yakınındaki kişiler masonlardı. Yani Atatürk mason değilse mason düşmanı da değildi. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.